Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir patik modeli hazırladım. İsterseniz şöyle bir patiğimize bakalım. Yandan görüntüsü bu şekilde. Ön kısmı bu şekilde. Diğer yan taraftan bu şekilde. Tabanımız da bu şekilde. Bu patik numaramız 37-38 ayak numarasına çok rahatlıkla olacaktır. Ben bunun için 3 numara bir tığ kullandım. 1.7 mil ve patikli ipi kullandım. 100 gram 250 metre, 240 da olabilir, marka fark etmiyor. Önemli olan patiklik ipi olması. Şimdi eğer ki sizler 36 numaraya göre örmek istiyorsanız buradaki 9 sıra trabzan sayısına 8 yapabilirsiniz. 37-38 ayak numarası bizimle birlikte 9 yapsınlar. Eğer ki 39 ve 40 numara örmek istiyorsanız bu yandaki trabzan sayısını sizler de 10 yapıp topuğa benimle birlikte geçebilirsiniz. Oldukça şık ve güzel bir patik modeli. Dilerseniz patiğimizin yapım aşamasına hep birlikte geçelim. Bir de şunu eklemek istiyorum. Şimdi bu burun kısmı, küt burun yapma kısmı bütün patiklerde aynı. Bilmeyenler için daha önce yapmış olduğum bir patiği giriş kısmına koyacağım. Nasıl yapmanız gerektiğini. Bilenler için şunu söyleyeyim. Toplamda 48 trabzan olana kadar yanlardan arttırma yapalım. 6 sıra oluyor. 7. sırada kurulumunu benimle birlikte yapabilirsiniz. Bilmeyenler dediğim gibi girişte zaten videosunu koyacağım. Oradan yaparak 7. sıraya ulaşıp oradan devam edebilirler. Bunu da söyledikten sonra artık videomuza geçelim. Bir de kanalımı ilk kez ziyaret ediyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Ücretsizdir. Videolarımın devamı için bu çok önemli. Sizlerin sayesinde kanalımız daha da büyüyecek ve daha güzel patikler öreceğiz hep birlikte dedikten sonra lafı daha fazla uzatmadan patiğimizin yapım aşamasına hep birlikte geçelim. Evet, bu şekilde zincirlerimizi çektik. Şuradan 1 2 3 4. batacağız. 4. zincire batıyorum. Bakın 1 2 3 4 ilmeğimi aldım. İkili trabzanımızı yapıyoruz. Zincirle birlikte 2 tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi devam ediyoruz. Tüm zincirlere batarak 14 tane trabzan elde edeceğiz. Evet, benim bir sonki aldığım ip böyle kesik kesik çıktı maalesef. O yüzden ip alırken aynı yerden almaya özen gösterin bence. Yoksa böyle oluyor. Evet, sıra sonuna kadar yapıp geliyorum hemen. Evet, 14 üstünde yapıyorum buraya. 14 tane oldu. Hemen 2 zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya batarak bir tane daha ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi ikinci trabzana batıyoruz. Bakın, birinci trabzana değil, ikinci trabzanın tam karşısına batıyorum. Burada da yine 14 tane trabzanımızı yapacağız. 2. Bunu da arkadan bu şekilde yürütebilirsiniz. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9 10
11, 12, 13, 14. Evet, burada da 14 tane trabzanımızı tamamladık. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Burada zincir çektiğimiz yeri değil de kenardaki hemen bir önceki trabzanın tepesinden batarak ilmeğimi alıyorum, kaydırarak birleştirdim ve patik ucumuz oldu. Patik ucumuz olduktan sonra bu küt burunlarda daha kolay oluyor. Hemen 2 zincir çektim, yanındaki trabzanın tepesine battım. Buradan köşeye kadar trabzanlarımızı tamamlayalım. Evet, köşeye geldik. Bakın, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane trabzanını yaptım. Şimdi bu zincir çektiğimiz yere batarak bir tane trabzan yapıyorum. 15 oldu. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı zincirin içine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu tarafa geçtik. Hemen birinci trabzana batıyorum. Bu şekilde burada da 15 tane ikili trabzanımız oluyor. Zincirin içindeki bir tane trabzanı sayarsak 3, 4. Bu şekilde şu köşeye kadar bunu da yapalım. Evet, 14 ve buraya uzattım mı 15 oluyor. Evet, bakın yine ipim kesik çıktı. Buraya hemen düzenleyip geliyorum. Aslında çok da sevdiğim bir marka. Neden böyle oldu bilmiyorum bu ipte. Hemen 15'i de yapıyorum. Şimdi köşeye geldik. Burada da arttığımızı yapacağız. Köşenin içine giriyorum. Bir tane yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı köşeye bir tane daha trabzan yaptım mı? Her iki tarafta ne oluyor? Trabzanı 16'ya çıkmış oluyor. Şimdi kenardaki zincire değil, bir sonraki trabzanın tepesine batarak ilmeğimi alıyorum. Kaydırma şekliyle birleştirdim. Evet, böylelikle ikinci sıramızı tamamladık. Mantık bu şekilde anlaşıldığını düşünüyorum. 2 zincir çekip üste çıkıyoruz. Trabzanlarımızı yapıyoruz. Köşeye geldiğimizde içine bir tane trabzan yapıp arada 2 zincir, bir tane trabzan yapıyoruz. Sonra kalan trabzanları yapıp yine aynı şekilde bu köşeye geldiğimizde içine bir trabzan yapıp 2 zincir, bir trabzan yapıp sonra diğer trabzanlara yapıyoruz. Çünkü burada bakın bir tane trabzan kaldı. Şu sırayı da göstereyim isterseniz. Hemen bu köşeyi yapıyorum. Şuraya kadar geliyorum. Şu kısmı göstermem lazım sizlere. Köşeye kadar geldim. Bakın. Yine bir trabzan yaptım. 2 zincir. Tekrar aynı yere bir tane daha trabzan. Bakın şurada bir tane trabzanımız var. Altta arttırdığımız. Onun üzerine de yapıyoruz. Artık bu tarafa doğru kaymaya başladım. Birleşimimiz. Bakın şimdi zincire geldik. Zincire değil, bir sonraki trabzanın tepesinden batıyorum. Bu şekilde kaydırdım. Buraya dikkat edelim. Arttırma aşağıdaki. Bakın burası şimdi iki tane trabzan oldu. Köşeyi arttıracaksınız. İki tane trabzan yapıp zincirin yanındaki trabzanla birleştireceksiniz. Bir üst sırada 3 tane oldu. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yapalım. 6.'yı hep birlikte yapacağız. Evet, bu şekilde 6 sıramızı ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 48 trabzanımız var. Bu sırada son arttırmalarımızı hem de kurulumumuzu yapacağız. 2 zincir çekiyorum. 1, 2. İlmeğimi alıp trabzan tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum bu şekilde. Köşeye kadar bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapıp gelelim. Köşeye kadar geldim. Gördüğünüz gibi araya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Buraya da bir tane. Bakın orta zincir boşluğuna bir tane trabzan
yapmış oldum. 49. trabzanımız oldu bu. Arttırmamız. Bir de bu köşede bu boşluğa bir tane yaptığımız zaman toplamda 50 trabzana elde etmiş olacağız. Şimdi orta kısmını bulacağız. Patiğimizin örerek şuradan başlayarak birinci zincirimiz burası, bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tam 10 tane trabzan yaptık. 1 2 2 zincir çektik. Arada 3 trabzan atlayacağız. 1 2 3 4. trabzana batıyorum. Ve ikili trabzanımızı yapıyoruz. Evet, modelimizi tam patiğimizin ortasına kurduk. Devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet, 10 tane trabzanımızda sağda 10 trabzanımız solda kaldı. Köşeye geliyoruz yine. Trabzanımızı yaptık. Bir tane. Şimdi ortaya batıyoruz. Bir tane. Bu şekilde 50 trabzan elde etmiş olduk. Şimdi kalan trabzanlarımızı yapıyoruz. Köşeden itibaren saydık mı? Burada 11 tane, burada 10 tane. Bir tane trabzan çok önemli değil. Patiğimizin ortası oluyor neticede. Şimdi trabzanlarımızı tamamlayıp bir üst sıraya geçiyoruz. Zincir değil, trabzan tepesine batıyorum. İlmeğimi alıp kaydırarak birleştirdim. 2 zincir, tekrar trabzanlarımızı köşeye kadar şu şekilde tamamlayacağız. Modelimizin ortasından 1 2 3 3 trabzan kalıncaya kadar trabzanlarımızı tamamlayıp gelelim. Evet, 3 tane trabzan kalıncaya kadar bu şekilde geldim. Şimdi 1 2 zincir çekiyoruz. Buraya ne gevşek ne bol çekin. Elinizin sıklık gevşeklik ayarına göre 2 veya 3 çekebilirsiniz. Çektikten sonra bu ortadaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 bakın bol bir şekilde yaptım. 2 zincir tekrar aynı ve bir tane daha ikili trabzan yaptım. 2 zincir yine 1 2 3 trabzan atlayıp 4.'ye batıyorum. İkinci sıramızda bakın bu şekilde modelimizi kurduk. Şimdi geri kalan trabzanlarımızı yapalım. Bir üst sıraya geçelim. Yine burada 3 trabzan kalıncaya kadar örelim. Yine 3 trabzan kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi burada 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 3 zincir çektikten sonra bu ortadaki direk
yuvaya geçiyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çektim. Burayı şöyle gerdirip zincirlerinizi ona göre yapın bakın. Şöyle gerdirdim ve baktım güzel duruyor. Çok bol değil, çok da sıkı değil. Eğer çok sıkı olsaydı bir zincir daha burada arttırabilirdim. Şimdi aynı V'ye tekrar batarak bir tane daha ikili trabzan yapıyorum bu şekilde. Tekrar 3 zincir, 1, 2, 3. Oldukça bol çekiyorum zincirlerimi gördüğünüz gibi. Yine 1, 2, 3 trabzan bırakıp 4'üncüye batarak ikili trabzanımı yapıyorum. Evet, bu üst sıramızda bu şekilde oldu. Şimdi trabzanlarımızı tamamladım. Yine 3 tane trabzan kalıncaya kadar örelim. Evet, yine 3 tane trabzanım olana kadar ördüm. Şimdi burada 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi V desenimizin, şuradaki V desenimizin içine batıyoruz. 2 trabzan yaptık. Bir tane. Arada bir zincir. Tekrar aynı yuvanın içine batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan. Tekrar bir zincir. Tekrar aynı yuvanın içine batıyorum. İkili trabzan yaptım. Bakın 3 tane oldu. Toplamda 7 tane olana kadar devam ediyoruz. Bir zincir. 4. Bir zincir. 5. Bir zincir. 6, bir zincir, 7. Evet, buradaki V dizimizi yaptık. Şimdi 5 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 1, 2, 3, 4. trabzana batarak 2 trabzanımızı yaptık. Evet, gördüğünüz gibi bu sıramız da bu şekilde oldu. Şimdi yine devam ediyoruz. 3 tane trabzan kalana kadar örüp gelelim yine. Evet, 3 tane trabzan kalana kadar ördüm ve geldim bu şekilde. Şimdi burada zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincir çektik. 1. ve 2. trabzan arasına batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum bir tane. 3 zincir. 1, 2, 3. 2. ve 3. trabzan arasında bir tane sık iğne yapıp bir yuva oluşturuyorum. Bakın bir tane yuva oluşturdum burada. Tekrar 3 zincir. 1, 2, 3. Tekrar trabzandan sonraki boşluğa atıyorum. Ve bir tane sık iğne yaptım yine. Yine 3 zincir. 1, 2, 3. Bir sonraki zincir boşluğu trabzanın arasındaki boşluğa batıyorum. Bir tane daha sık iğne. Bakın bu şekilde 1, 2, 3 yuva oldu. Şimdi 3 zincir çekiyorum tekrar. Tekrar bir sonraki trabzan boşluğuna batıyorum. 4. yuvamızı yaptık. 3 zincir. Tekrar trabzandan sonraki ara boşluğa batıyorum. Bir tane daha yuvamızı yaptık. Toplamda 5 tane yuvamız oldu bakın. Çok net gözüküyor. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve yine 1, 2, 3, 4. trabzanı batarak trabzanlarımı tamamlıyorum. Evet. Bu sıramız da bu şekilde oldu gördüğünüz gibi. Yine 3 tane burada trabzan kalıncaya kadar
örüp gelelim. Yine 3 tane trabzan kalıncaya kadar örüp geldim. Burada yine zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane zincir çektik. Hemen bu oluşturduğumuz yuvanın içine sık iğne yapıyorum. Şimdi üst zincir 1, 2, 3. Diğer boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Tekrar üst zincir. İkinci yuva boşluğuna batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tekrar üst zincir. Diğer boşluktaki yuvaya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tekrar üst zincir. Ve son yuvamıza batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Toplamda burada 4 tane yuvamız oldu bakın. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi tekrar 11 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Tekrar 4. zincire batıyoruz. Trabzana pardon. 1, 2, 3, 4. 4. trabzanımıza battık. İkili trabzanımızı yaptık. Sıramızı tamamlıyorum. Ve bir üst sıraya geçiyorum. Evet, şöyle gösterelim. Bakın bu sıramız da bu şekilde. Patimiz şekillenmeye başladı gördüğünüz gibi. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi trabzanımız az kaldı. Buradaki trabzanlarımızın hepsini yapıyoruz. 3'e kadar değil, tamamını yapıyoruz bu sefer. Evet, buradan buraya kadar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 tane trabzanımızı tamamladık. Şimdi buradaki zincire, birinci zincire batıyoruz. Bir tane ikili trabzan. Şimdi ikinciye batıyoruz. İkili trabzan. Üçüncü zincire batıp ikili trabzan yaptık. İsterseniz ara boşluğunu batarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde zincirlerin üzerine batarak da yapabilirsiniz. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa, gözünüze güzel görünüyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi 8 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincirimi çektim. Şuradaki ilk yuvaya batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Üst zincir. Diğer boşluğa batıp sık iğne yapıyorum. Üst zincir. Diğer boşluğa batıp sık iğne yaptım. Üst zincir. Diğer boşluğa battım. Sık iğne yaptım. Bu yuvamız 3 tane oldu. Bakın 1, 2, 3. 8 tane zincir çekiyoruz yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine buradan son 3 zincir bakın. İlmeğimi alıyorum. Trabzanımız şurası. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyorum. 1. Şimdi ikinci zincire battım. İkinci trabzan. Şimdi üçüncü zincire battım. Üçüncü trabzanımızı yaptık. Şimdi normal trabzanın tepesine batıyorum. Hem de diğer trabzanın tepesine batıyorum. Zincir değil de kenardaki trabzanın tepesine batarak ilmeğimi alıp kaydırarak birleştirdim. Bu sıramızı da bu şekilde tamamladık gördüğünüz gibi. Şimdi
Trabzanlarımızı yine yapıp Evet, gelelim. bu şekilde trabzanlarımı tam yaptım. Şimdi yine bu aradaki boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 Şimdi 9 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane zincir çektikten sonra hemen buradaki ilk boşluğa batarak sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 zincir. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Tekrar 3 zincir. Bir sonraki boşluğa batarak sık iğne yapıyorum. Bu sıramızda gördüğünüz gibi 2 tane yuvamız oluştu. 1 2 Şimdi tekrardan 9 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Buradaki boşluğa batıyoruz yine 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 Şimdi normal trabzanların üzerine batıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Evet, kaydırarak birleştirdim. Bu sıramızı da tamamladık gördüğünüz gibi. Artık son sıraya geleceğiz. Şimdi trabzanlarımızı buraya kadar yapıp gelelim. Trabzanlarımı tamamladım. Şimdi 3 tane zincir trabzanımızı yapıyoruz zincirin içine. 1 2 3 Şimdi zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincirimi çektim. İlk boşluğa sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Tekrar diğer yuvaya batarak sık iğne yapıyorum. Bakın burada da gördüğünüz gibi bir taneye düştü. Tekrar 8 tane zincir. 1 2 3 4 5 6 2 4 5 6 7 8 Tekrar zincir boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3 Şimdi normal trabzanlarıma geçiyorum. Ve sıramızı tamamlayıp bir üst sıraya hep birlikte geçelim. Bakın gördüğünüz gibi patiğimizin şöyle yapayım modelini bitirmiş bulunmaktayız. Artık son sıralarımıza geçiyoruz. Bilek ayrımındaki önceki sıralarımızı tamamlayacağız. Şimdi trabzanlarımızı tamamlayalım gelelim. Trabzanlarımı tamamladım. Şimdi 3 tane zincir boşluğuna ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 7 tane zincir. 1 2 3 4 5 6 7 7 zincir yaptık. Son ortadaki boşluğumuzu görüyorsunuz. Son ortadaki boşluğumuza batıp sık iğne yapıyorum. Tekrar 7 zincir. Zincir boşluğundaki 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 Şimdi trabzanlarımı yapıyorum. Ve bu sıramızı da tamamlıyoruz. Bu sıramızı tamamlayalım. Buraya kadar gelelim. Evet, sıramı tamamladım ve geldim. Şimdi yine 3 tane zincir batarak 3 zincir 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1
2 3 2 tane zincir çekiyorum şimdi. 1 2 Hemen buradaki yere geçip 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 ve 3. Şimdi normal trabzanlarımıza devam ediyoruz. Evet, bu şekilde bakın bitişi yaptık. Ne yaptık? 3 tane ikili trabzan yaptık kenara. Arada 2 zincir çektik. Tekrardan 3 tane ikili trabzanımızı yaptık ve bitişi gerçekleştirdik. Şimdi bu sıramızı tamamlıyoruz. Tamamladıktan sonra bir sırada normal örüp gelelim. Bu ara boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Şöyle göstereyim patikten isterseniz. Bir üst sırayı da normal trabzan şeklinde örüyoruz. Bu ara boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde tamamlayıp gelelim bir sıra daha. Evet, bu şekilde tamamladım. Ara boşluğa da dediğim gibi 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi artık bilek ayrımına geçeceğiz hep birlikte. Patiğimizin ön kısmını bitirdik. Ortadaki ikili trabzandan sonraki trabzanımız bakın. 1, 2, 3'ü. Üçüncü trabzanımıza batıyoruz şu şekilde. Biraz çekeyim. Arada iki tane ikili trabzanımız var. Ondan sonraki birinci, ikinci, üçüncü. Üçüncü trabzana battık. Ve burada bir, iki tane zincir çektik. Sırayla tüm trabzanların tepesine batarak ikili trabzanımızı yapıyoruz. Nereye kadar? Bu ortadaki ikili trabzandan sonraki iki trabzan kalıyor. Toplamda ortada yani 2, 4, 6 tane trabzanımız kalmış oluyor. Şimdi bu dediğim yere kadar trabzanlarımızı örüp gelelim. Evet, bakın o dediğim yere kadar geldim. Arada 6 trabzan var gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. 2 zincir çekiyorum. 1, 2 ve çevirdim. Birinci değil, ikinci trabzanın tepesine batarak ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde ikinci sıramız oldu. Ne kadar öreceğimizi şimdi sizlere söyleyeceğim. Evet, bir üst sıraya geçtik. Bu şekilde tamamlayacağız patiğimizi. Şimdi ayak numarasına göre biz 38 ayak numarası için 9 sıra öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Son 3 sıra topuk kısmına geçiyor. 37-38 numara için. 36 siz örmek istiyorsanız eğer bu ön kısmını bizimle birlikte aynı örüp bu yan kısmını biz 9 sıra örüyorsak sizler 8 sıra örebilirsiniz. 39-40 numara ayak numarası için de 10 sıra örmeniz yeterlidir. Evet, 9 sıra ördüm bu şekilde bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu şekilde 9 sıra ördüm. Şimdi patiğimin ortasında 6 tane ilmek bırakacağım, trabzan bırakacağım. O yüzden sağında ve solunda ne kadar tüm trabzanlarınızın sayısını çıkarıp 6 tane ilmeği çıkarın. O sayıyı 2'ye bölün ve trabzanlarınızı örün. Ben şimdi ortaya kadar sağda trabzanlarımı öreceğim. Ortada 6 ilmekle topuk kısmına hep birlikte geçiş yapıyoruz. Evet. Patiğimizin orta kısmına geldim. Şimdi 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi kalan trabzanlarımı yapıyorum. İkili trabzanlarımı.
bir üst sıraya geçip bu altı sık iğne olan yere kadar gelelim. Trabzanlarımı yaptım, sık iğne yerine geldim. Şimdi birinci sık iğneme battım. Önce 2 ilmeğimi aldım. Tığımda 2 ilmek var. Gördüğünüz gibi. Şimdi ilmeğimi alıyorum. İkinci sık iğneye batıyorum. Önce 2 ilmeği alıp sonra 3 ilmeği birlikte bu şekilde alıyorum. İlmeğimi aldım. Üçüncü sık iğneye batıyorum. 2 ilmeğimi aldım. Tığımda 2 ilmek var. Tekrar dördüncü sık iğneye batıp önce 2 ilmeğimi alıp kalan 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. 5. sık iğneye battım. Önce 2 ilmeğimi aldım. 6. sık iğneye battım. Önce 2 ilmeği aldım. Şimdi tığımda 3 ilmek var. 3 ilmeği birlikte ördüm. Bu şekilde 6 tane sık iğnemi 3'e indirmiş oldum. Şimdi kalan trabzanlarımızı yapalım. Bir üst sıraya geçip bu 3 tane ortadaki trabzanımıza gelelim. Evet, kenardaki trabzanlarımı ördüm. Ortadaki trabzanlarıma geldim. Şimdi bu 3 tane trabzanımızı teke düşürüyoruz. Birincisine battım. İlk 2 ilmeğimi aldım. Tığımda 2 ilmek var. İkinciye battım. 2 ilmeğimi aldım. Tığımda 3 ilmek var. Üçüncüye batıyorum. 2 ilmeği birlikte aldım. Tığımda 4 tane ilmek var. Bu sonuncu ilmeğimi içinden geçirdim hepsini. Diğer trabzanıma geçtim hemen. Bu şekilde bakın. Teke düşürmüş oldum. Sıra sona kadar trabzanlarımızı tamamlayalım. Ondan sonra tığla dikim aşamasına hep beraber geçelim. Sıra sonuna kadar geldim. Son ilmeğimi şu şekilde patiğin içinden geçiyorum. Bu şekilde bir düğüm yaptım. Şimdi patiğimizin iç kısmından dış kısmına doğru şu şekilde tutuyoruz. Buradaki kenarda zincir çektiğimiz en sonuncu trabzana batıyorum ve ilmeğimi bu tarafa doğru alıyorum. Bu şekilde bir zincir çektim. Şimdi ikinci trabzanlara karşılıklı bakın. İkinci trabzanın tepesine, burada da yine ikinci trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi alıp sık iğne yaptım. Üçüncü trabzanların tepesine batarak ilmeğimi alıp sık iğne yapıyorum. Dördüncüye yapıyorum. Beşinciye yapıyorum. Altıncı trabzanın tepelerine batarak sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar karşılıklı trabzanları örelim. Evet, sonuna kadar geldim. Bir zincir çektim. Bu kısmı da yine patiğin içinden geçirip bir düğüm yapıyorum. Ve burayı kesiyorum. Evet, bu da sizinle birlikte ördüğüm patik. Gerçekten çok güzel oldu. İsterseniz kenar süslemesi de yapabilirsiniz. Ama ben gerek duymadım. Oldukça güzel ve bileği tam saran bir patik modeli oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Örgüyle kalın diyorum. Hoşça kalın.